Herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 15 kimyasal dengenin ilkeleriyle devam ediyorum. Dördüncü videomuz. Evet, bugün size denge hesaplamaları ve bazı açıklayıcı örnekler yapacağım. Denge hesaplamaları ile ilgili 5 tane örneğimiz var. Birinci örneğimizle başlayalım. 2H2S gazı, 2H2 gazı ve S2 gazı. Tepkimesi 1405 Kelvin'de 3 litrelik bir balonda dengededir. Dengede 0,11 mol S2 gazı, 0,22 mol H2 gazı ve 2,78 mol H2S gazı bulunmaktadır. Bu tepkime için Kc değeri nedir? Şimdi arkadaşlar Kc'yi veren ifade, Kc'nin ifadesi yani derişimler cinsinden denge sabiti ifadesi. Ürünlerin derişimi baştaki katsayılar üs olarak geliyor. Bölü tepkenlerin derişimi H2S karesi. Kc'nin ifadesi budur. Şimdi derişimleri yerine yazalım. Bize mol sayıları verilmiş. Dengedeki mol sayıları verilmiş. O zaman mol bölü hacimden, hacimde 3 litre, mol bölü hacim yazarak derişimlere geçeceğiz. Şimdi H2'nin derişim mol sayısı 0,22 mol. 0,22 mol bölü hacim 3 litre. Bunun karesi çarpı S2'nin derişimi için S2'nin mol sayısı 0,11 bölü 3 litre. Bölü H2S'in mol sayısı 2,78 mol bölü hacim 3 litre ve bunun karesi. Buradan Kc'yi 2,3 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak buluruz. Denge sabiti ifadesi derişimler cinsinden. Gelelim ikinci örneğimize. N2O4 gazı 2NO2 gazı arasında bir tepkime. Bu tepkime 25 derecede 2,26 litrelik bir balonda dengededir. Kc değeri verilmiş 4,61 10 üzeri eksi 3. Eğer NO2 derişimi 0,106 molar ise N2O4 kütlesi nedir? Şimdi Kc verilmiş. Kc yani derişimler cinsinden denge sabiti ifadesini yazacağız. Ürünlerin derişimi yani NO2'nin derişiminin karesi bölü tepkenlerin derişimi N2O4'ün derişimi. Eşittir. Kc'nin değeri 4,61 10 üzeri eksi 3. Şimdi bunu biliyoruz. Buradan bize NO2'nin derişimi de verilmiş. N2O4'ün kütlesini soruyor. Biz burada N2O4'ün derişimini bulabilir. Derişimden de kütleye geçebiliriz. O zaman öncelikle N2O4'ün derişimini bulalım. NO2'nin derişimi 0,106 karesi bunun. N2O4'ün derişimi bulmak istediğimiz şey. Buradan işlemi yaptığımızda N2O4'ün derişimini 0,121 molar olarak buluruz. Şimdi N2O4'ün kütlesi nedir? Bulmak istediğimiz şey bu. Elimizde derişim var ve balonun hacmi var. 2,26 litrelik bir balon. Şimdi 2,26 litrelik balonda bu kadar derişim yani derişimi mol bölü hacim olarak yazabiliriz. Yani 0,121 mol N2O4 bölü hacim de 1 litre diyebiliriz. Böylece litre litre birbirini götürür mol N2O4'e ulaşırız. Mol N2O4'ten de gram yani kütlesine geçmek için mol kütlesini kullanırız. N2O4'ün 1 mol N2O4 mol kütlesi olan 92,01 gram eder. Bu soruda verilmeli. N2O4'ün mol kütlesi soruda verilmeli. 92,01 gram bölü moldür. N2O4'ün mol kütlesi ya da azot ve oksijenin tek tek atom kütleleri
atomlarının mol kütleleri verilir. Siz N2O4'ün mol kütlesini hesaplarsınız. Şimdi burada ne oldu? Mol N2O4, mol N2O4 birbirini götürdü ve bulmak istediğimiz şey gram N2O4 yukarıda tek başına kaldı. Bu işlemleri yaptığımızda N2O4'ün kütlesini 25,2 gram olarak buluruz. Evet, devam edelim 3. sorumuzla. 900 Kelvin'de 0,0200 mol SO3 örneği 1,52 litrelik havası boşaltılmış bir kaba konduğunda dengede 0,0142 mol SO3 olduğu saptanmıştır. 900 Kelvin'de SO3'ün ayrışmasına ait Kp değeri nedir? Şimdi SO3 gazının ayrışmasına ait denge tepkimesi verilmiş. Bunun Kp değerini bize sormakta. Ve neler verilmiş? SO3 örneği 0,0200 mol SO3 örneği 1,52 litrelik havası boşaltılmış bir kaba konmuş. Yani başlangıçta 0,0200 mol SO3 örneği kaba konuluyor. Bu konulduğunda en başta ürünler henüz oluşmamış durumdadır ve sıfırdır. O zaman değişim gerçekleşir. Yani SO3'ten SO2 ve O2 oluşur bir süre sonra. Bu değişimde SO3 harcanır, SO2 ve O2 meydana gelir, yani artar. Dengedeki SO3 miktarı verilmiş. Dengede 0,0142 mol SO3 olduğu saptanmıştır diyor. O zaman değişimden sonra bu tepkime dengeye ulaşacak. Dengeye ulaştığında dengede 0,0142 mol SO3 varmış. O zaman biz buradaki değişimi, yani harcanan SO3'ün miktarını hesaplayabiliriz. Başlangıç bu, denge bu. O zaman ne kadar harcanmıştır? Bu aradaki fark 0,0058 moldür. Bu kadar SO3 harcanır. Tepkime sağa doğru gerçekleşir. O zaman mol sayıları eşit olduğu için aynı mol sayısında 0,0058 mol SO2 oluşur. Oksijenin mol sayısı SO3'ün mol sayısının yarısı. O zaman 0,0058 molün yarısı kadar da oksijen oluşur. O da 0,0029 mol demektir. Bu durumda dengede 0,0058 mol SO2 ve 0,0029 mol oksijen gazı olacaktır. Şimdi biz Kp'yi bulmaya çalışıyoruz. Bunlar mol sayıları. Mol sayılarından derişimlere geçersek Kc'ye ulaşabiliriz. Derişime geçmek için de hacme böleriz. Hacim 1,52 litre. Her birini 1,52 litreye bölersek bulduğumuz derişimler şöyle olacaktır. 9,34 10 üzeri eksi 3 molar SO3, 3,8 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar SO2, 1,9 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarda oksijen bulunur dengede. Şimdi burada Kc ifadesini yazabiliriz. Ürünlerin derişimi, SO2'nin derişimi karesi çarpı oksijenin derişimi bölü tepkenlerin derişimi SO3'ün karesi bize Kc'yi verir. Evet, şimdi Kc'yi bulabiliriz. Denge derişimlerini biliyoruz her bir türün. Şimdi bakalım, SO2'nin denge derişimi 3,8 çarpı 10 üzeri eksi 3 bunun karesi çarpı oksijenin denge derişimi 1,9 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü SO3'ün denge derişimi de 9,34 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Buradan Kc'nin değerini 3,1 çarpı 10 üzeri eksi 4 buluruz. Şimdi biz Kc'yi bulduk. Bize Kp gerekmekte. O zaman Kp ile Kc arasındaki ilişkiyi veren ifadeyi kullanırız. O da neydi? Kp eşittir
KC çarpı RT üzeri delta N gaz bize KP ve KC arasındaki ilişkiyi ifade eder. Şimdi bakalım KP'yi bulmaya çalışıyoruz. KP eşittir. KC 3,1 çarpı 10 üzeri eksi 4. R gaz sabiti 0,082 1 çarpı T Kelvin cinsinden sıcaklık kaç derece? Kaç Kelvin? 900 Kelvin. Delta N gaz. Delta N gaz neydi? Delta N gaz eşittir. Tepkimedeki ürünlerdeki gaz türlerin stoikiyometrik katsayılarının toplamı 2 mol SO2, 1 mol oksijen gazı var. Yani toplam 2 artı 1. Eksi tepkenlerdeki gaz türlerin stoikiyometrik katsayılarının toplamı 2 mol SO3 var sadece. Buradan delta N gazı ne buluruz? 1 olarak buluruz. O zaman delta N gaz 1 yazarsak buradan bu işlemi yaptığımızda KP'nin değerini 2,3 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak elde ederiz. Evet, gelelim dördüncü örneğimize. NH4HS katı maddesi NH3 gazı ve H2S gazı oluşturmakta. KP ise 0,108 25 santigrat derecede verilmiş. Bir NH4HS örneği 25 santigrat derecede havası boşaltılmış bir balona konulmuştur. Dengede toplam gaz basıncı nedir? Şimdi bu tepkime için dengedeki toplam gaz basıncı sorulmakta. KP verilmiş. O zaman KP ifadesini yazalım. KP neydi? Basınçlar cinsinden denge sabiti ifadesi. Yani ürünlerdeki gazların kısmi basıncı çarpımı, yani PNH3 çarpı PH2S bölü tepkenlerdeki gazların kısmi basınçları çarpımı. Tepkenlere bakıyoruz. Tepkenimiz bir katı gaz değil. O zaman saf katı ve sıvılar denge sabiti ifadesine yer almayacağından bunun kısmi basıncından bahsedemeyiz. Denge sabiti ifadesinde yer almaz. KP ifademiz budur. Şimdi bize dengedeki toplam gaz basıncını soruyor. O zaman her bir gazın basıncını bulmalıyız. Şimdi NH4HS'ten oluşan her iki gazın mol sayıları eşit. Her ikisi de birer mol. Eşit mol sayısında oluştuğu için o zaman bunların basınçları da eşittir. Şöyle diyebiliriz. PNH3 çarpı H2S'in kısmi basıncı da NH3'ünkine eşit ya da her ikisi birbirine eşit. Çünkü ikisi de eşit mol sayısında oluşmakta. NH4HS'ten oluştuklarında ikisi de eşit mol sayısında oluşacağı için dengede ikisinin de kısmi basınçları eşit olacaktır. Bu da neye eşittir? KP'ye değeri verilmiş 0,108'e eşitlersek buradan PNH3'ü 0,108'in PNH3, PH2S'e de PNH3 demeliydik. Her ikisi eşit çünkü. PNH3'ü 0,108'in karekökünü alarak bulabiliriz. O da nedir? 0,329 atmosfer. Evet, NH3'ün kısmi basıncı H2S'in kısmi basıncına eşit. O da 0,329 atmosfer. Bize toplam basıncı sormakta. Toplam basınç da o zaman dengedeki gazların basınçlarının toplamı. H2S ve NH3'ün basınçları toplamı 0,329 artı 0,329. O da eşittir 0,658 atmosferdir dengedeki toplam gaz basıncı. Şimdi bu soruyla ilgili olarak şöyle bir sorumuz var. Örnek 4'te söze edilen balona, tepkimemizi tekrar yazalım. NH4HS'ten katı ne oluşuyor? NH3 gazı ve H2S gazı oluşmakta.
Kp'si de 0, 108. Örnek 4'te söze edilen balona denge kısmi basıncını 0,500 atmosfere yükseltmek için yeterli miktarda NH3 ilave edilirse denge oluştuğunda toplam gaz basıncı ne olacaktır? Yine bize dengedeki toplam gaz basıncını soruyor. Şimdi burada dengede kısmi basıncını 0,500 atmosfere yükseltmek için yeterli miktarda NH3 ilave edilirse. Yani NH3 ilave ediyoruz ve NH3'ün dengedeki kısmi basıncı 0,500 atmosfer oluyor. Yani NH3'ün kısmi basıncı 0,500 atmosfer dengede. H2S'inkini bilmiyoruz. Şimdi burada neden bunların kısmi basınçları eşit değil? İlk başta NH4HS'ten bu gazlar oluşurken eşit mol sayısında oluştuğu için kısmi basınçları eşit olur. Fakat biz ortama NH3 eklediğimizde NH3'ün kısmi basıncı 0,500 atmosfer olduğunda dengede H2S'in kısmi basıncı ona eşit olmak zorunda değil. Çünkü birinci durumda NH4HS'ten oluşan gazların kısmi basınçlarını eşittir dedik. Çünkü bundan oluşmakta ve ikisi eşit mol sayısında oluşmakta. Fakat burada ortama biz NH3 gazı katıyoruz ve kattığımız gaz NH3'ün kısmi basıncı 0,500 atmosfer olacak şekilde dengede katıyoruz. H2S'in kısmi basıncını hesaplayabiliriz, bilmiyoruz. Kp değeri verildiği için Kp'den hesaplayabiliriz. Daha sonra da toplam basınca geçeriz. Şimdi o zaman hemen Kp ifadesinden H2S'in kısmi basıncını hesaplayalım. Kp neydi? Ürünlerdeki gaz türlerin kısmi basınçları çarpımı bölü tepkenlerdeki kısmi basınçları, gazların kısmi basınçları çarpımı. Tepkenimiz bir katı olduğu için saf katı ve sıvılar denge ifadesinde yer almadığından Kp ifadesi budur. Bir önceki örnekte de açıkladığımız gibi. Şimdi Kp'nin değeri verilmiş. Şurada da yazdık. Bir önceki soruya göre zaten yapıyoruz bu soruyu. 0,108 olarak verildi. PNH3'ün denge kısmi basıncı 0,500 atmosfer olarak verildi. Buradan H2S'in kısmi basıncını bulabiliriz. H2S'in kısmi basınç değeri 0,216 atmosferdir. Yine bize toplam gaz basıncını sormuş. PNH3 artı PH2S. NH3'ün kısmi basıncı 0,500. H2S'inkini bulduk. 0,216. Buradan toplam gaz basıncı 0,716 atmosfer olarak bulunabilir. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.